Öncelikle dünkü seçim sonuçları vatana millete hayırlı olsun diyelim. Beni uzun zamandır takip edenler biliyorlar. Ben Türk ekonomisini, borsalarını pek konuşmam. Fakat bu kadar önemli bir seçimden sonra bu seçimin ekonomik sonuçlarında ciddi olacağına inandığım için bugün bir iki değerlendirmede bulunmak istiyorum. Öncelikle seçimin AKP tarafından kaybedilmesinin temel nedeninin ekonomik olduğunu düşünüyorum. Aşağı yukarı 8 ay önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ekonomik zorlukların ucu gözükmüştü ama o dönemde hükümet oldukça yüksek zamlar yapmıştı asgari ücretle ve emekliye de bazı destekler vermişti. Ve ayrıca bence vatandaşımız sorununda geçici olduğunu düşünüyordu. O günden bu yana geçen 8 ay içerisinde özellikle emeklilerin geliri çok ciddi şekilde eridi ve dün bence AKP'nin cezalandırmasının arkasındaki temel sebeplerden bir tanesi de buydu. Çok tecrübeli bir siyasetçi olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin ceza keseceğini tahmin etmemiş miydi? Pek sanmıyorum. Bence tahmin etmişti. Fakat ona rağmen ve çok baskı gelmesine rağmen emeklilerin maaşını artırmadı ve dedik ki hazinemizin bunu kaldırması mümkün değil. Ayrıca bu yeni enflasyon döngüleri yaratıyor. Biz maaşı ne kadar artırsak artıralım enflasyonun çukuruna onu atıyoruz. Orası asla dolmuyor. Dünkü balkon konuşmasında da Erdoğan benzer tavrını sürdürmeye devam etti. Biz 4 yıl daha iktidardayız dedi ve orta vadeli programdan taviz vermeyeceğiz dedi. Mehmet Şimşek de aynısını söyledi. Bugün attığı bir tweette seçim neyse oldu bitti. Yerel bir seçimdi. Biz ekonomik orta vadeli programı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu ne anlama geliyor? Maalesef emeklilerin yüzü gülmeyecek anlamına geliyor ve ekonomik sıkılaştırma muhtemelen daha da artarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde belli vergilerde değişiklikler, belli ürün gruplarında ciddi zamlar bekliyoruz ve ekonominin daha da sıkışması mümkün. Çünkü orta vadeli program bunu öngörüyor. Maalesef bu milletçe ödeyeceğimiz bir bedel. Yanlış ekonomi politikalarının sonuçlarını ödüyoruz şu anda hep beraber. Üzerine tabii binen deprem felaketi gibi, Covid gibi, yakınımızdaki savaş gibi konularda olunca açılan büyük ekonomik deliği kapatmak vatandaşa düşüyor. Vatandaşın içerisinde bu bedeli en çok ödeyecek insanlar en düşük gelir seviyesine sahip geniş nüfus katmanları. Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarında rasyonel bulduğum çok yön var. iki faktör hariç bir devlet tip tasarrufa gitmiş durumda değil. Mehmet Şimşek bunu sık sık vurgulasa da çok büyük tasarruf gerekiyor orada ve belli yerlerde memur sayılarında azaltmalar gerekiyor. Belli projelerin durdurulması gerekiyor. Daha bu konularda çok somut şeyler görmedik ama önümüzdeki dönemde göreceğiz gibi gözüküyor. İkincisi de vergiyi tabana yaymak yerine biraz tabana gitmek lazım. Tabanda çok sayıda vergi afları olduğunu, tavanda özellikle müteahhit kadrolarda pek çok vergi affedildiğini herkes biliyor. Bunların bir toplanması lazım. Ama bu iki faktör harcını Mehmet Şimşek'in yaptıkları oldukça rasyonel, normal bir ekonomi politikası. Zaten kendisi de ne dedi? Ben yönetime geldiğimde son derece irrasyonel bir ekonomi politikası ile karşılaştım. Onun için de rasyonize ediyorum dedi. Peki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Bu politikalara devam edeceğiz diyor. Ve muhtemelen bu politikaların biraz daha sertleşmesine izin verecek diye ben düşünüyorum. Neden? Çünkü önümüzde 4 yılı var. Zaten bunlar benim son seçimlerimde dedi. Yani 4 yıl sonraki seçimlerde kendisi zaten orada olmayacak. İkincisi eğer o seçimleri almak istiyorsa kendisi veya atacağı yeni lider adayı için böyle bir düşüncesi varsa mutlaka ekonominin düzelmesi gerekiyor. Çünkü evet Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ciddi bir teveccühü var. Çok yüksek toleransı var ama anladığım kadarıyla pek çok insan için kemik bıçağı dayanmış. Ekonominin düzelmesine öyle mucize bir yolları fazla yok. Devletin harcamalarını azaltması, gelirlerini artırması gerekiyor ki refah Çıkabilsin. Bu da her zaman vatandaşa acı olarak yansıyor. Biz de bu acıyı hep beraber ödeyeceğiz gibi gözüküyor. Özellikle de demin dediğim gibi emekliler gibi insanlar daha da fazla ödeyecekler. Askeri ücretliler nispeten daha rahat bir dönem yaşadılar. Askeri ücret seviyeleri Türkiye'de yılların ortalamasının epey üstüne çıktı. Göreceli olarak daha fazla para kazanan katmanlara göre maalesef orada da bundan sonra iyi iyileşmenin olmayacağını tahmin ediyorum. Ve önünde 4 yılı var. Cumhurbaşkanlığını erken seçime zorlayabilecek bir yapı yok Türkiye'de. Çünkü erken seçmeye Cumhurbaşkanı karar veriyor ya da meclisin çoğunluğu mecliste de MHP bile vazgeçse bu işten AK Parti'nin kendi oyları yetiyor. Yani erken seçime bildiğim kadarıyla hatam varsa beni lütfen düzeltin. Mecliste AKP'yi zorlayamıyor. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı yerine olsam ne yaparım? Zaten bu seçimi kaybetmişim. Okey. Ama hala ciddi bir kitlem var. Yüzde kutlara yakın bir kitlem var. Eğer ben ekonomiyi düzeltebilirsem beni terk edenler geri gelebilirler. Böyle düşünürüm. Bunun için bir 1-2 yıllık acı çekilmesi gerekiyorsa o acıyı çektiririm. Çünkü önümde 4 yılım var benim. Ve son 2 yılında, son 1 yılında tekrar alışılmış, büyüme temposuna dönmüş bir ülkeyle seçimlere gitmek isterim. Yapacağım şey bu olurdu. Kısa vadede hemen Mehmet Şimşek'ten vazgeçmek, bu sıkılaştırıcı para politikalarından vazgeçmek AK Parti'yi iyice eritecektir. Çünkü şu anda artık vatandaş uyanmış durumda. Ekonomideki yapısal sorunları da görüyor. Böyle biraz fazladan para dağıtarak bu işlerin çözülmeyeceği belli. Enflasyon canavarı hemen devreye giriyor. Bu enflasyonla mücadelenin güçlenerek devam edileceği bir sürece giriyoruz diye düşünüyorum. Ve bu temelde ekonomi için iyi bir şey. Çünkü enflasyon başımızdaki en büyük dert. Maalesef ama kısa orta vadede bu çok acı çektirecek bir süreç olacak. Erdoğan şu anda o acıyı göze alabilir. Çünkü önde 4 yıl var. Önde bir seçim riski yok. Gayet rahat şekilde bunu götürebilir diye düşünüyorum. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde vatandaş zorlanacak. iş yerleri zorlanacak. Ama eğer Mehmet Şimşek ekonomi politikalarını uygulamaya devam ederse ve vergi gelirlerini yukarı doğru taşıma ve devletin tasarruf etmesi konusunda ciddi adımlar da atabilirse, attırabilirse daha doğrusu ve bunu vatandaşa gösterebilirlerse ben iki yıl içerisinde AK Parti'nin tekrar yükselişe geçebileceğini düşünüyorum. Tabii Türkiye kadar kırışık bir siyasi ortamda bu böyle götürülebilir mi? CHP AK Parti'yi erken seçime zorlamak için yeni işbirliklerine, yeni koalisyonlara gidebilir mi? Devlet Bahçeli bir sürpriz yapabilir mi? AK Parti'nin içerisinde rahatsızlıkla olabilir mi? Bunları kestirmek zor. Ama sanmıyorum ki iktidar bir erken seçime razı olsun ve iktidar erken seçimi istemediği sürece de erken seçimin olması teknik olarak mümkün değil. Ben uzun vadede yabancı yatırımcıların da bu yeni düzeni seveceğini düşünüyorum. Çünkü rasyonel bir ekonomi politikası var artık. Bir tek adam liderliği yok. Ondan çok ürküyorlar. Çünkü tek adam liderliğinin olduğu yapılarda kararların hangi yönde çıkacağı belli olmuyor. Oysa şu anda artık il genel meclis oylarına baktığımızda AK Parti birinci partide değil. Bir puan farklı da olsa ikinci partiye de aynı durumda. Bundan dolayı kendi kafasına göre karar almak hızlı gitme. Bunların da olmayacağını tahmin ediyorum. Daha demokratik yapının geleceğini umuyorum. Ve bu demokratik yapının içerisinde daha kuralların, kanunların yürüdüğü, belki de yargı sisteminde şöyle bir kendine geldiği bir evreye giriyor olabilir. Çünkü devlet bürokratları da artık bağlı oldukları hükümetin sonsuza kadar orada olmayabileceğini ve pekala muhalefetin iktidara gelebileceğini düşünüyorlar bence. Bu da her yere ekonomi yönetiminde olmak üzere denge getirecektir diye düşünüyorum ve bu daha dengeli, daha sakin hal uzun vadede yabancı yatırımcılar için de iyidir bence öyle düşünüyorum. Tabi tekrarlamakta fayda var. Bu orta uzun vadede iyi olacak şeylerin kısa vadede vatandaşa acı çektirmeyeceğini söylemiyorum. Maalesef vatandaş acı çekecek. İnşallah Sayın Ekonomi Bakanı ve tüm yönetim acıyı daha eşit paylaşmak konusunda yani kendilerinin de ellerini taşın altına koyması, devletin ciddi tasarruflara gitmesi ve şu ana kadar bu sistemden müthiş zenginleşmiş insanlardan vergi toplanabilmesi konusunda umarım doğru şeyleri yaparlar. Bütün bunlar gerçekleşirse 2-3 yıl sonra 4 sonra ne zaman seçimler olacak olacaksa ülke daha kuvvetli bir ülke olarak oraya girecektir. Bir de unutmayın biz bünyemizden FETÖ denen belaya at durumdayız. En azından öyle umuyorum, öyle düşünüyorum. Bu da önemli bir kazanım. Bu dönemin önemli bir kazanımı. Maalesef bedelini çok fazla ödedik. Ve ekonomi tarafta rasyonelliğe döndürse, Milli Eğitim Bakanlığındaki tuhaflıklar sona erdirilirse artık bu ülkedeki bu geniş nüfusu kazanmak için daha rasyonel şeyler yapmanın daha makul olduğu düşünürse ülke genel anlamda da daha iyi günler bekliyor diyebilirim. Ama şimdilik en azından ekonomi tarafında benim beklentim olumlu. Bu olumlu beklenti borsaya nasıl yansır açıkçası az hiç kafa yormadım ama en de sonunda iyi yansı kısa bilemem. Neden? Çünkü iyi yönetilen bir ekonominin şirketleri de iyi yönetilirler. Bilançoları daha kuvvetli gelir, gelirleri daha kuvvetli olur. Öngörülebilirlik artar. Yurt dışı yatırımcılar geldiklerinde daha rasyonel yapılar görürler. Devlet yanlış projelere para harcamadıkça ortaya çıkan fazla nakitle daha doğru işler yapılabilir. Mesela eğitime adalete ayrılabilir bunlar. Belki de hayal kuruyorum. Bunlar da tabii mümkün. Ama ben önümüzdeki 4 yılda AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yönde hareket etmeyi tercih edeceğini tahmin ediyorum. Çünkü öbür yönde gidecek yol bitti. Ekonomiyi surelerle yönetilmiyor. İrrasyoneliteyle yönetilemiyor. Bunu artırıyoruz. Liyakatsız kadrolar artık AK Parti'ye de kazandırmıyorlar. Onların da bir sınırına geldik. O yüzden liyakatsız kadrolarda ciddi temizlik gerekebilir. Ve Mehmet Şimşek gibi herkesin saygı duyduğu bakanlar, bürokratlarla bu işler daha iyi hale gelebilir. Evet, o yönden ben oldukça olumluyum ekonomik tarafta ve bir yandan da adalet bir eğitim gibi yapılarda da bu aşırılıkların biteceğini biraz daha makul, sakin düşüneceğini umuyorum. Oralar tabii benim biraz uzmanlık alanım dışı ama ekonomi tarafıyla ilgili oldukça ümitli olduğumu söyleyebilirim. Benim görüşüm böyle. Sevgiler,